Evet hanımlar, bu arada 8 dakika arttırdı ya, bu menüye göre normal mi sizce, yoksa büyük bir becerim bu 8 dakikayı arttırması? Muhalle Hanım? Bence az bile artırmış, daha fazla bile yani böyle bir çorbaya bir de mala gibi bir tatlıya, dediği gibi. 8 dakika az yani, daha da fazla arttırmalıydı. Evet. Totalde bu menü ne kadar da hazırlanırdı Neriman abla sence? Daha az sürede de olabilir. 1,5 ne diyorsun? Evet. Anlaşalım, 1,5 okey biz. 1,5 saatte olur. 1,5 değil de hani 8 dakikada yani bir. O anlamda. Yani mesela son bir yarım saat mi ayırabilirdi? Yani bir 20 dakika daha ya da 15 dakika. Ben başlamadan kaşık alabilir miyim? Yoğurt koyacağım ama kaşık rica ediyorum. Kaşık yok. Yoğurt geldi ama kaşık yok. Aslında bu kaşıkla yenen bir şey değil. Şey üstüne dökmek istiyorum kaseden. Yok, genelde bandırılıp yenir ama ben size kaşık getireyim. Aynen, rica edeyim. Hı-hı. Davet sofrasında çok bandıramayacağım. Evde olsaydım bandırabilirdim. Ben diğerlerine de kaşık getirdim ama bu batırılarak yenen bir yemek. Bunu böyle Kayseri usulü. Evet, evde o şekilde dediğiniz sarıp, gibi de batırıp yenirsiniz. Şimdi davet sofrasında tabii ki yerine ve zamanına göre davrandığımız için hani evde olsak ya da bir tanıdığımızda Melis Hanım da kendi çapında aşağılamaya çalıştı beni. Bir davette işte çatalla yenir falan. Bunun Kayseri mantısının yağlamanın yenmesinin özelliği elle yenilir kardeşim. Yani bunu öyle böyle çarptırmanın bir muhabbeti yok. Ben kesinlikle küçümsediğimi düşünmüyorum. Bir davet sofrasının bir adabı vardır. Elle yiyeceksek o zaman çağır evinde, eğer sofrasında yiyelim. Evet Ebru, güzel yorum bekliyor musun şimdi ara sıcak ve çorbadan sonra? Vallahi bu kadar uzun sürdüğüne göre güzel bir yorum bekliyorum. Bu kadar sessizlik. Evet, sessizlik. Herkes böyle bir yemeği. Ve mutlu oldum. Ben zaten şu an yüz mimiklerinden de herkesin anlayabiliyorum. Sessizlik uzun süren şeyden de olabilir Ebru Hanım. Biraz zor ya yemesi. Ondan dolayı değil de nasıl bir yorum? Şimdi biraz önce bana yeme adabıyla konuşan Muhalle Hanım zor dedi şunu yemeye. Çok güzel. Hayır canım, yemesi zor ve zahmetli dedim ben. Buna batırarak yediğim için gayet mutlu ve iyiyim yani, bakın. İşte benim en baştaki konuşmama döndü değil mi? Ben böyle söylüyorum, kızartılmış kızartılmamış muhabbetine döndü. Oraya hiç girmeyelim, haklıyım. Ya. Peki Muhalle, beğendin mi? Ellerine sağlık gerçekten. Bir tık tuz desem yani takıldık. Ama o kadar lezzetli olmuş ki inanın, evet tuzu biraz azdı ama hiç onu bile şey yapmadım. Çok teşekkür ederim. Salatadaki. Salata şeyden daha tuzlu. Yani salatanın tuzu daha yerindeydi. Öyle söyleyeyim. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Böyle keyif alarak ağzımda harika bir koku bıraktı. Muhalle Hanım'ın nefretini bize. Evet. Peki afiyet olsun. Muhalle Hanım, siz bunu yapıyorum diyorsunuz değil mi sürekli? Lezzetini söylemiyorum. Bir şey geliyor. Şimdi bakar mısınız? Yani kıymanın dağılımına bakar mısınız? Buyurun. Vallahi benimki çok güzeldi. Şimdi ben ikincisi, bu şebitin yağının damlaması gerek. Çok yağlı olması gerek. Evet, yağı bol olur ve tereyağı da bol olur. Yağı da bol olur. Yani ben şöyle sardığımda bakın hiçbir damla dahi yağ olmuyor, akmıyor. Görüyor musunuz? Ben zaten o yağ sizi baymasın diye yağ koydum. Ama bunun bir... vıcık vıcık yağ koydun ya. İyi de bunun bir yapılış tarzı vardır. Kayserili değilim ama yemekler konusunda hem çok araştırıyorum hem çok yemek programlarında izlerim. Bilgiye sahipsiniz. En Hamarat Benim'i de sürekli izliyorum. Eksiklerim, hatalarım nedir? Onları görüyorum. Şimdi yemeğin lezzetine bir şey diyemem. Lezzetli olmuş ama bence tam olmamış. Lezzetli ama tam değil. Çok daha yağlı bekliyordunuz anladığım kadarıyla. Çok daha yağlı değil. Deyince vıcık vıcık. Orijinali gibi bekleyereken. Orijinalinde bu tabağın burası tamamen yağ olmalıydı. Ama o zaman yiyemezdim. Lütfen. Ama iyi de orijinali bu diyorum ya, şöyle sardığımda bakın bir damla yağ damlamıyor. O zaman da yağ mı yiyecek? İyi de ama ben bunun biliyorum orijinalini, hiç de öyle demezdim. Muhalle Hanım orijinalini bilmiyor musunuz normalde? Yapıyorum dedi, inanamıyorum. Siz de mi evde böyle yapıyorsunuz? Hayır, benim evde yaptığımda biraz daha yağ fazla oluyor ama yağ fazla olsa bu defa gerçekten akacaktı. Yiyemeyecektim. Şimdi normalde şebitler kıymalı yağ, yani kavurduğumuz kıymanın içindeki yağ arkalı önlü batırılır. Öylece tabağa konur, üzerine kıyma yayılır eşit oranda. Daha sonra diğer bazlama aynı şekilde uçları yağlanır, konur. yağlanmamış. Bir de Muhalle Hanım, siz de normalde Ayşegül Hanım dediği gibi mi yapıyorsunuz yağlamalarınızı? Evet, bandırıyor musunuz? Evet. Bazlama yaptıktan sonra, o zaman? Bazlamamı, hayır, yağ oranı, bakın söyledim, iyi dinleyin. Yağ oranı davet sofrasına, bu fazla yağlı olsaydı akardı buralarımızdan. Hayır, yağ değil şu anda. Mı? Kenarları yağsız ya, onu kastediyorum. Valla ben tabağıma bakmaktan hiç kimsenin tabağına bakmadım. Sizinki de öyle. Kuru olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Yapılan yorumun üzerine neden bir sonradan baskılama yapıyorsunuz? Neden böyle demedin? Evet. O demediyse siz kötü söylediniz. Hayır. Yani kötü yorum yapmasını mı istiyorsunuz? Ben anlamadım. Evet, hayır, ben onu demedim. Hayır, o lütfen değil. Şu an beni düşürmeye çalışıyor. Sizi düşürmeye şey çalışmıyorum. Herkesin sadece doğruyu ayrı bulmaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki başkalarının tabağına bakmıyorum. Doğruyu bulmaya çalışmadınız. Bakın burada sizinkine bakın. Siz öyle yapıyorsanız neden söylemediniz? Bu ama gerçekten aynı yorum yapacak diye bir şey yok. Öyle neden bir baskı evet diyorsunuz siz ona. Hayır, öyle bir baskı. Evet, evet, yani o beğendiğini söyledi, ya oranı da beğendi. Değil, evet, ama hayır, bakın, ben de batırıyorum diyor. Neden söylemediniz diyorum. Söylemediniz, siz ona tepki koyamazsınız. Aklına gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. Gerçekten evet, çok beğendim, aklıma o zaman gelmedi. Onu söyleyin, hiç aklıma benim gelmedi. Benim tabağım ve sizin tabağınızda onunki kadar kuru değil. Onunki biraz kuru kalmış. Şimdi öyle görüyorum. Mesela Ebru Hanım kendi tabağı da şey. Peki Muhalle Hanım, az önce dediniz ki Ayşegül Hanım beni düşürmeye çalışıyor. Ne gibi evet, düşürmeye çalışıyor anlamadım ben. Beni düşürmeye çalışıyor. Ben anlamadım. Bu masada bugün günah kesin yani. Ya bu masada önemli bakın olan yemekler usulünde evet yapılmış mı yapılmamış mı? Siz o değil mi yani? Buyurun Ayşegül Hanım. Yani siz yanlış anlıyorsunuz. Bu bir yarışma ve bu bir evet yemek programı. Evet. Ve biz de bu yemekleri biliyoruz diye katıldık bu evet programa, değil mi? Ben şunu da peki ben nasıl miyim? Ben konuşuyorum lütfen. Ben nasıl orijinali olmayan bir şeyi burada söylemeyeyim? Nasıl buna içim el versin benim? Pardon, sizin söylemeniz sıkıntı değil. Sizin Muhalle Hanım'a baskı uygulayıp da bunu neden demedin, şunu niye demedin, kendi yorumunuzu Ebru katabilirsiniz. Siz yanlış anlamadınız. Yanlış anlama değil. Bunu ben söyledim. Nevşehirli arkadaşım bakayım, o söylemiyor ve ben cümlemi söylüyorum. Bitireyim. Lütfen cümlemi bitireyim. Bunun doğrusunu yanlışını size göre siz anlatıyorsunuz. Benim yaptığım yemeğe hanımefendi yorumunu yaptı. Biz gerekli karşılıklı konuştuk. Sizin yorumunuzu yaptıktan sonra dönüp de ya sen niye bunu demedin? Neden şunu demedin? Ona göre öyle bir şey yok ama. Siz kendi yorumunuzu yapın. Başkalarının neden demedin diye sorgulamasını bırakın lütfen. Yani onu, ben bunu kabul edemem. Onu da bırakın ben da bunu ben kabul edemem vereyim. Lütfen. Kime ne karar diyeceğime ben karar hayır vereyim. Orada baskı bizim uyguluyorsunuz. Hayır, karşı tarafa baskı uyguluyorsunuz. Bizim şey aramızda olan hayır, ben bunu kabul şey etmem. Benim anlamadığım yani şey bugün benim günüm değil lütfen. Bugün Ebru Hanım'ın günü. Yani yapılan yorumlara baskı ediyor. Ebru eleştiriye cevap vermeliydi ancak aşırı tepki verdi. Bu da gerçekten yemeğine güvenmediği için sesini yükselterek, tartışarak kapatmaya çalıştı işin açıkçası. Şimdi o zaman salataya da gelelim. Bu salatanın soğanı biraz tuz atılır, ovulur. Öylece konur. Bir. İkincisi, bu mevsimde domatesler tarla değil biliyorsunuz. Bu domatesin bu kadar sulanmaması için çekirdekleri biraz alınır. Dış kısmı doğranırsa bu kadar da sulu olmazdı. Yağını da az buldum. Yağını az buldum. Sumağı, nar ekşisi iyi ama yağını az buldum. Peki, afiyet olsun. Melisa Hanım. Emeğinize sağlık. Benim de hem yediğim ve gördüğüm önce Ayşegül Hanım'a burada katılıyorum. Tutulur, yağına bandırılır, serilir ama burada yani kıvam olarak kendi porsiyonuma bak, porsiyon olarak güzel. Kıyması tamam ama sosu eksik. Bu şekilde değil, adı üstünde yağlama şebit akıyor. Akıyor olması gerekiyor. Hamurun tam inceliği, kalınlığı. Yağ batırmam gerekiyor. Bıcık bıcık değil ama olması yani gereken de bu değil. Görünenler yağ değil o zaman. Olması gereken bu değil. Tamam. Kuru, biz böyle yani şöyle kendi tabağımı söyleyeyim. Şöyle kuru görmeyeceğiz. Katılıyorum. Bu anlamda katılıyorum. Kuru görmememiz gerekiyor. İnceliği hamur güzel. İç harcının lezzetini evet aldım. Ama olması gereken sosunu biraz da kıvamlı olması. Anladım. Porsiyon da yeterli. Gayet büyük ebat olarak da. Salatada da dediğim gibi lezzeti güzel. Sadece biraz sulu. Sulanmış. Sadece biraz sulu. Peki Muhalle Hanım'a katılıyor musunuz? Hani davet sofrası işte yemesi zor falan filan dedi. Yani bu bir seçenek olabilir mi? Şimdi öncelikle bu yemek seçilmiş. Önümüzde bu yemek var. Dolayısıyla usulü bu yemeğin bu şekilde yenmesi ama bir davet sofrasında bu şekilde yenilemez. Yağlı şimdi hiç tanımadığın bir davete geliyorsun. Evde bir akraba daveti, ziyaret, akşam yemeği neyse olabilir. Ama bir davet sofrasında bunu atıyorum yöresel bir gün de yapabiliyor olabilirsin ama bir davet sofrasında elle alıp yenmez. Vallahi yöresel Kayseri usulü elle yenildiği için ben bir davet sofrasında da otursam, bir Paris'te de yesem bu yemeği elle yerim. Çıt kırıldım yapıp da böyle rol yapamam. İşte zaten yani yemesi gereken için bence özür dilerim yağısı bu kadar şey. Ben bunu evde yapıyorum. İnanın buralarımızdan akıyor erken çocuklar. Çok keyif olması gereken bu ya. Kötü olma. Bu kez çok yağlı diyecekti. Yiyemedik diye. Bu yemek seçilmeyecek. O zaman yağlama davet sofrasına uygun bir ana yemek değil. Aynen olması gereken değil. Peki Neriman Hanım. Yemesi zor. Bu arada çıt kırıldım dediğim Melis'in. Melis'e biliyorsun çıt kırıldım diye. Yani çıt kırıldım yapmak için şey yapmak gerekmiyor. Bu elle yenir ve batırılarak yenir. Davet sofrasında elle. O da güzelmiş. Neden bu kadar küçümsediniz? Davet sofrasında da olsam elle yerim ben bunu. Yani bir başkası ay ıy diyecek diye bir şey yok. Bu elle yenir. Ben de Ayşe elle yenir. Yani elle yenir. Elle yenmez demiyorum. Ama davet sofrasında yani. Çok özür dilerim. Buyurun şimdi devam edin. Ben Ayşegül Hanım'a katılıyorum buradan. Evet benimki de biraz kuru, kenarları kuru. Biraz daha yağlı olması gerekir ve renginin de biraz daha kırmızı olması gerekir. İşte sos dediğim o anlamdaydı. Sosunun biraz daha kırmızı yani olması gerekirdi. Ama yağ olarak algılanıyor direkt. Biraz da yağlı olması gerekirdi. Evet. Kıyması da biraz daha az olmuş. Hani biraz daha olması gerekiyordu. Lezzeti, tadı güzel. Tuzu yerinde. Ama dediğim gibi biraz daha görseli, biraz daha kırmızı, biraz daha kıymaları dolgun olsaydı. Lezzeti, baharatı alabiliyor musunuz? Var mı lezzeti? Lezzeti var, evet. Peki. Salata için yorumunuz nedir Neriman Hanım? Salata için yorumum da salata bence kıvırcık salata olsaydı daha hoşuma giderdi. Daha güzel olurdu. Anladım. Yani. Bu sizi açmadı galiba. Yok. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı Ebru Hanımcığım son kez? Tatlıya geçeceğiz. Afiyet olsun. Körü bile koydum. Onu hiçbiriniz hissetmemişsiniz. Demek ki çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yağlamaya körü mü? Bravo. Evet. Risk aldım. Aynen yeni şeyler. Yani herkes koymuş. Peki, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet efendim. Pastamızın adı neydi? Magala pastası. Malaga pastası efendim. Gelsin bakalım haydi. Sırf yoruma yapmak için yorumlar yapılıyor ve yönlendiriyor. Ya o hiç hoşuma gitmedi. Yorum yapıldıktan sonra diğeri müdahale ediyor. Diğerlerinin Ayşegül Hanım'ın yönlendirmesine bu kadar açık olması sizin canınızı sıkıyor mu? Evet canımı sıkıyor. Sanki böyle bir yöneticilik gibi milleti yönetmeye çalışıyor. O öyle olmaz, bu böyle olur, bu şöyle olur. Yani çok ilginç. Canım sıkılmıyor değil. Peki Melisa Hanım'ın sizi aşağıladığını söylediniz. Gerçekten de böyle mi düşünüyorsunuz? Evet aşağıladığını düşünüyorum. Çünkü yöresel bir yemeğin elle yenildiğini söylüyorum. O da farklı yerlerde işte çatal kullanayım. Ay. Sizce Melisa Hanım gerçekten bu kadar çıt kırıldı mı yoksa burada farklı mı davranıyor? Bu kadar çıt kırıldım olduğunu düşünmüyorum. Yöresel yemekleri de elle yediğini de düşünüyorum. Bakıyorum biraz oynadığını düşünüyorum işin açıkçası.